Herkese merhabalar. Bugün Düzce Üniversitesi Yapay Zeka ve Teknoloji Topluluğu öğrencileriyle bir aradayız. Bir webinar düzenliyoruz. Webinarımızda yapay zeka ile ilgili konulara değineceğiz. Ve umuyorum şimdiden hepinize faydalı olmasını ümit ediyorum. Ve dilerseniz başlayalım. Evet. Evet. Az önce de söylediğim gibi bugün yapay zeka, makine öğrenmesi, görüntü tanıma ve algılama, yolu gibi konularda elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağız. Şimdi özellikle yapay zekanın konu alanları çok geniş. Artificial Intelligence olarak İngilizce geçiyor. Ve bunların içerisinde neler var? Makine öğrenmesi var, machine learning. Özellikle bu slaytta İngilizce kelimeler koydum. Çünkü İngilizceye de hakim olmamız gerekiyor bazı konularda biliyorsunuz. NLP var, doğal dil işleme. Yani Natural Language Processing var. Expert Systems, uzman sistemler aslında yapay zekanın diğer bir adı. Vision sistemleri var. Biliyorsunuz bizim Mr. Çilek kanalında görüntüyle ilgili, görüntü işlemeyle ilgili birçok konular çalışıyoruz. Yine speech var, konuşma. Bakın şu anda konuştuğumuz sesi metne dönüştürme, metni sese dönüştürme gibi konular var. Ve gibi bunun gibi konularla beraber aslında planning, robotics gibi ayrıca konular da var. Bunların alt detaylarına inersek, bugün biraz kısaca makine öğrenmesinden, machine learning'den bahsedeceğiz. Bunun içerisinde deep learning gibi kavramlar var. Supervised, unsupervised gibi ayrımlar var. Supervised'da ne yapıyorsunuz? Siz mesela belli bir takım nesnelerle ilgili veya işte ayrıştırmak istediğiniz kümelerle ilgili ön bilgiyi veriyorsunuz yapay zekaya. Ama unsupervised'da hiçbir bilgi vermiyorsunuz ve o kendi kendine ayrıştırmayı yapıyor. NLP dediğimiz konu Natural Language Processing ve bunun aslında geleceği yavaş yavaş önümüzde görünmeye başladı. Doğal dil işleminin bir sonraki geldiği noktada işte biz yapay zekaya konuşmaya başladık. Burada LLM dediğimiz büyük dil modelleri var. Burada bizim yazdığımız bir veya söylediğimiz bir metni alıyor ve arka planda bize cevap veriyor yapay zeka. Bunun içerisinde işte kümeleme, classification, sınıflandırma, makine dönüştürme, question answering, işte bir soru soruyoruz bize cevap veriyor. ChatGPT, Gemini gibi Google'ın, Gemini, Microsoft'un ChatGPT'si gibi. Vision bölümünde çok geniş bir aile var. Image recognition, yani işte görüntüyü alıyoruz ve buradan bir bilgi çıkarmaya çalışıyoruz. Machine vision yine bunun içerisinde. Speech yine bakın burada bizim text bazında yaptığımız şeyi belki speech olarak yapıyoruz. Gelecekte text bazında yaptığımız şeylerin çoğunu speech bazlı yapacağız. Yani konuşacağız, yapay zeka ile konuşacağız. O da bize sesli cevap verecek. Bu şekilde yapay zekayı bunlarla sınırlı değil ama böyle basit bir sınıflandırma yapmak istedim önce. Şimdi model kütüphanesi var. Hugging Face Models diye. Mesela burada şuradaki kısımlarda bir takım ekran resimlerini almıştım ama bunlarla sınırlı değil. İşte multimodal, computer vision'la ilgili, speech ile ilgili, vision'la ilgili birçok alanda modeller var. Mesela şu buraya tıklarsam sanıyorum sayfa açılacaktır. Açılmazsa da evet. Evet, şöyle tıklayarak açalım. Evet. Bizim mesela Hugging Face sayfasını açtığımızda karşımızda o kadar çok seçenek var ki hazır birçok şeyin aslında hazır kodları var. Bunları alıp kullanabiliyoruz. Mesela işte Computer Vision'la ilgili bakın neler var? Image to Image. Yani siz bir image resim veriyorsunuz oradan yeni bir resim üretiyor. Ya da Image to Text. Bir resim veriyorsunuz o resimdekileri size anlatıyor. Veya bakın Natural Language Processing ile ilgili burada birçok seçenekler var. Sesle ilgili, audio ile ilgili seçenekler var. Burada hazır modeller var. Bu modelleri biz kullanabiliyoruz. Bu şekilde aslında arkasında
O kadar çok önceden yapılmış çalışmalar var ki birçok şey önümüze hazır olarak geliyor. Sunumumuza devam edecek olursak, evet sanıyorum şurada kalmıştık. Evet, yapay zekanın tanımını yapalım önce bir. Evet. Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü robotun genellikle akıllı varlıklarla ilişkilendiren görevleri yerine getirme yeteneği. Akıllı varlık burada biz oluyoruz, insanlar oluyor. İşte biz görüyoruz, konuşuyoruz, değil mi? Hissetmeyi şimdilik katmıyoruz. Hisler, duygular şimdilik yok ama ileride bunların da olmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim yapabildiklerimizi, yani insanın yapabildiklerini bilgisayarların da yapabilmesi aslında yapay zekanın kısaca tanımı. Çok burada tanımlarda çok uzun durmayacağım. Mesela bir takım örnekler verelim. Microsoft yakın zamanda WASA 1 diye bir araştırma sonucunda bir araç geliştirmiş. Lifelike Audio Driven Talking Faces Generated in Real Life. Yaptığı şey şu, üzerine tıklayayım hemen sayfa açılsın. Gerçek hayattakine çok benzer bir şekilde bir sonuç üretiyor. Nereden üretiyor? Bakın, bir resim veriyorsunuz, bir de ses veriyorsunuz. Sadece bir resimden ve sesten size şöyle sonuçlar üretebiliyor. Burada birçok video örnekleri var ama ben size favori olanımı göstereyim. Mona Lisa'nın bildiğimiz meşhur resmi vardır. Bu resmi veriyorsunuz, bir de ses veriyorsunuz. Bakın sonuç, umuyorum ses geliyordur. Ses gelmiyorsa lütfen söyleyin. Ses gelmiyor hocam. Ha, ses gelmiyor mu size? Ha, sesi Maalesef. bir saniye, sesi nasıl yapıyorduk? Pardon. Ekranım şimdi geldi mi tekrar? Geldi hocam. Şimdi ses geliyor mu? Evet hocam geliyor. Yani uzun uzun çalmaya gerek yok. Burada başka videolar da var. Bakın mesela bir başka video Do verelim. stand up all the time. I'm a stand up comedian, improviser by trade. You had me on one of the most fun experiences of my life as I was on the show in Chicago. Gördüğünüz gibi bakın biz ne yaptık? Sadece bir görüntü verdik. Bir tane resim verdik. Tek bir resim. Bir de ses klibi verdik. Ve sonucunda bize bu videoyu üretti. Yani buna deepfake de diyebilirsiniz. Yani biz tamamen yapay zeka tek bir resmi alarak, yani bu sizin benim resmimiz de olabilirdi, bunu konuşturuyor. Burada sesi de kişinin sesine de benzetebilirsiniz. Yani alın size deepfake. Yani gittiğimiz yönde yapay zeka karşımıza çok ilginç sonuçlar çıkarabilir. Burada bir başka konu da mesela Eleven Labs'da metinden ses üretme. Bununla ilgili de bir şey göstermek istiyorum size. Evet, şurayı kapatalım. Şimdi Eleven Labs'ta da bir ses üretiyor. Ne yapıyor? Mesela burada biz bir yazı veriyoruz. Bu yazıyı sese dönüştürüyor. Şimdi en son bir çalışma yapmıştım. Mr. Çilek kanalında geleceğim biraz sonra. Sizlerden belki bilmeyenler var mı bilmiyorum. Mr. Çilek diye bir YouTube kanalımız var. Ve burada en son yaptığım videolardan birinde şunu amaçlamıştım şu videoda. Bildiğiniz gibi Google'ın Gemini, ChatGPT gibi Google'ın da Gemini var. Gemini'da yapay zeka ile yazılı olarak yazışabiliyorsunuz. Ama ben burada Python kullanarak Gemini'yle nasıl sesli olarak konuşabilirim? Bunun videosunu yapmıştım. İlgilenenler izleyebilir. Fakat burada ben GTTS modelini kullandım. Yani Google Text to Speech modelini kullandım. Buradaki ses kalitesi böyle robot konuşuyormuş gibi geliyor. Ama Eleven Labs bunu bayağı ilerletmiş. Mesela şu anda burada farklı seçenekler var. Bakın Adam'ı konuşturuyorum şu anda ben. Adam diye birisinin sesi. Yani bir erkek sesi, kadın sesi diye ayrı düşünebilirsiniz. Mr. Çile kanalına hoş geldiniz diye bir yazı yazıyorum. Sonra Generate Speech diyorum. Mr. Çilek kanalına hoş geldiniz. Evet, bu bir erkek sesi. Burada isterseniz kendiniz sesinizi de verebilirsiniz. Evet, bir başka ses denemesi yapalım.
Mr. Çilek kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi gayet, yani sesi duyabiliyorsunuz ümit ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet ses sanki gerçek bir insan konuşuyormuş gibi. Şimdi burada bu bir web sayfası uygulaması ama buradan API key'ini alıp kendiniz, kendi Python uygulamanızda da bunu çağırabiliyorsunuz. Ben de bunu yapmaya çalışmıştım zaten bu videoda, şu videomda. Bir API key kullanarak, yani Google Gemini'nin API key'ini kullanarak ne yapmıştık? Oradan o sesi biz sesli konuştuğumuzu metne dönüştürme ve metni de sese dönüştürme şeklinde. Çünkü ben karşımda yapay zeka ile artık konuşacağım. Yani böyle sürekli yazmak şeklinde değil. Yapay zeka benim bir arkadaşım gibi olacak. Filmlerde gördüğümüz gibi. Ve biz yapay zeka ile konuşacağız. Yani her seferinde böyle yazı yazmayacağız. Peki devam edersek başka. Şimdi bir de etik konular örneği var. Bu yapay zekanın kötüye kullanımları da olacak. İster istemez olacak. Tabii ki bizler, sizler bunu yapmayacağız. Hiçbir şekilde bunu doğru bulmuyoruz. Yanlış kullanımlarını hiç kimse kabul etmez. Doğru olmadığını herkes mutabıktır. Ama biliyoruz ki kötülük de var. Etik açıdan bunların kötüye kullanımı da olacak. O zaman bizlere, sizlere şu iş düşüyor. Ne yapmamız lazım? Bunların kötüye kullanımlarını da engelleyecek mekanizmalar kurmamız lazım. Nasıl ki bugün bilgisayarlar çok işimizi görüyor, mobil telefonlar işimizi görüyor. Ama bir yandan da zararlı virüs yazılımları var. Ve bu virüs yazılımlarına karşı da koruma tedbirleri var. Değil mi? Dolayısıyla bunların hepsini bizim bunlara karşı önlemler almamız lazım. Mesela bu bir kötüye kullanım örneği değil ama mesela deep faking kötüye kullanımları olabilir. Bizim Mr. Çilek kanalımızda yine deepfake ile ilgili bir video yapmıştık. Burada Bitrix da 24 yıl içinde harikalar yaratabilen yapay zeka. Burada da böyle bir video yapmıştık. Videoda bildiğiniz gibi Görevimiz Tehlike isimli filmde Tom Cruise'un bir klişe sahnesi vardır. O sahnede onun yerine ben kendi yüzümü koymuştum. Burada da deepfake'i nasıl yapabilirsiniz? Bununla ilgili basit bir anlatım yapmıştık. Ama dediğim gibi burada bunu kötüye kullanım da söz konusu olabilir. Bizlere düşen görev de bu kötüye kullanımları engellemek olacaktır. Evet, makine öğrenmesini o zaman kısaca tanımlayalım. Şimdi devam edelim. Neler dedik? Makine öğrenmesi dedik, NLP dedik, doğal dil işleme dedik. Bunlara şimdi teker teker değinelim. Hedefin tanımlandığı ve o hedefe ulaşmak için gereken adımların makinenin kendisi tarafından eğitilerek öğretildiği bir yöntemdir. Örneğin elma veya portakal gibi basit bir nesneyi tanımlamak. Bakın burada bilgisayar elmayı portakalı bilmez. Ama biz ona elma ve portakal resimlerini göstererek öğretiriz. Tıpkı bir bebek nasıl bunları göre göre öğreniyor. Hatta bebek tadına da bakıyor, öyle de öğreniyor. Henüz şimdilik o tat olayı yapay zekada yok ama ileride olacaktır. Bu öğrenme sonucunda bilgisayar bize bu bir elma mı, portakal mı ya da nedir, ne tür bir nesnedir bunu söylüyor. Burada bizim şöyle yaparsak bakın karar ağaçları kullanarak, karar ağaçlı yani decision tree modelini kullanarak ya da rastsal orman modelini kullanarak makine öğrenmesini anlattığımız bir videomuz da var. Yani başlığı Python ile makine öğrenmesi örnekleri, karar ağacı, müzik örneği, rastsal orman, diyabet örneği diye bununla ilgili videomuz var. Makine öğrenmesinin neler yaptığını, yapabileceğini görmek için bu videolara bakabilirsiniz. Bir diğer konu derin öğrenme konusu, deep learning diye geçiyor. Derin öğrenme ham girdiden daha yüksek düzeydeki özellikleri aşamalı olarak çıkarmak için birden fazla katman kullanan bir makine öğrenimi algoritması sınıfıdır. Derin öğrenmede biz yüksek düzeyde veri üretmeye çalışıyoruz. Yani ham veri yüksek düzeyde değil, ham veri de en düşük seviyede veri. Bunu kullanarak biz daha anlamlı veriler üretmeye çalışıyoruz. Az önce verdiğimiz örnek buna basit bir örnek olabilir. Mesela bir elma resmi dedik değil mi? Elma resmi aslında piksellerden oluşan bir takım rakamlardan oluşan bir veri. Hiçbir anlamı yok. Ama bunları vere vere bilgisayara 1000 tane elma resmi vererek
Biz gördüğü resmin bir elma olduğunu tanımlıyoruz. İşte size yüksek düzeydeki bir veri demek. Yüksek düzeyde veri demek, onun elma olduğunu anlaması demek. Anlaması veya bize bunu söylemesi. Modern derin öğrenme modellerinin çoğu evrişimli sinir ağlarını, yani CNN dediğimiz kavramı kullanıyor ve transformatörleri kullanıyor ve çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanıyor. Yapay sinir ağları deyince kafamızda şöyle bir şey oluşmalı. Aslında bizim beynimiz de böyle çalışıyor. Yani sinir ağları neural network, yani beynimizdeki nöronların bir network olduğunu biliyoruz. Ve bir network halinde çalışıyor. Nasıl çalıştığını bilmesek de böyle olduğunu biliyoruz. Yani nöronlardan oluştuğunu. İnsanlar kendi vücutlarındaki, kendilerindeki olan şeyleri hayatta da metodolojik olarak kullanmayı amaçlıyor. Mesela genetik algoritmalar da bunun sonucudur. Genetiğimizdeki öğrendiklerimizden yola çıkarak genetik algoritmalarını yöntem olarak kullanıyoruz. Yapay sinir ağlarında da bir takım inputlar var. Inputları burada elmanın resmindeki pikseller gibi düşünebilirsiniz. Bir takım hidden layer'lar, yani saklı katmanlar var. Bu saklı katmanlar tamamen bilgisayarın arka planda yaptığı bir regresyon modelindeki, bir regresyon formülündeki x'leri düşünebilirsiniz. X'lerin katsayıları gibi düşünebilirsiniz. Yani y eşittir a artı b1 x1 artı b2 x2 b3 x3 nokta nokta diye devam eden bir formülde oradaki b'ler katsayılardır. Yani x'lerin katsayılarıdır. Bunun katsayıları gibi düşünebilirsiniz hidden saklı katmanları. Ve burada biz resimde bir tane katman varmış gibi gösteriyoruz ama burada çoklu katmanlar olduğunu az önce vurguladık. Bakın ne dedik? Çok katmanlı dedik. Ve en sonunda da output var. Output'umuzda da elma mı, armut mu, portakal mı? En basit bir örnek. Output bu olabilir. Ya da işte diyabet örneğinde bu kişi diyabet hastası olabilir mi, olamaz mı gibi bir çıktı üretiyoruz. Bazı terimler olmazsa olmaz. Bu terimlerin her birini uzun uzun anlatmayacağım ama bu kavramların, yani derin öğrenme kavramlarının gelişimindeki oluşan bu terimlerden biraz bunların en azından kelime olarak ne olduklarını bilmekte fayda var. Multilayer perceptron, recurrent neural network yani RNN, backpropagation gibi kavramlar derin öğrenmenin gelişiminde önemli adımlar. Ve belki de en önemli adım convolutional neural network. İşte evrişimsel sinir ağları dedik ya. Yani sinir ağlarının, yapay sinir ağlarının, bu sinir ağlarının geldiği son nokta CNN, yani convolutional neural network'ler. Biz bunları kullanırken mesela bir activation function kullanıyoruz. ReLU dediğimiz Rectified Linear Unit kavramını kullanıyoruz. Transformer'lar kullanıyoruz. NLP, az önce bahsettiğim Natural Language Processing kavramı. ChatGPT, LLM, Gemini gibi kavramlar. Bunlar Large Language Model. Yani karşımıza çıkan bu yapay zekalar aslında büyük dil işleme modelleridir. Bunları sürekli geliştiriyorlar, sürekli yeni verilerle büyütüyorlar, daha kapasitesini artırıyorlar ve bunlar karşımızda LLM modelleri olarak çıkıyor. Ve yine bir kavram, Generative Adversarial Networks, GAN'la ilgili de videolar yapmıştık. İlgilenenler o videoları da seyredebilirler. Şimdi Mr. Çilek kanalını takip edenler, şöyle Mr. Çilek kanalına geçelim. Bizim aslında birçok konuda YOLO ile ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda, evet şöyle yapsam belki daha iyi. Bu çalışmalarda çoğunluk YOLO kavramını kullanıyoruz. Ama çok farklı konularda da videolar yapıyoruz. Örneğin şöyle oynatma listelerimize geçersek. Çok farklı konularda çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Python çalışıyoruz ama C++'da kullandığımız yerler oluyor. Sizin takımınız olduğunu az önce konuştuk. İHA'larla ilgili sürü İHA çalışmalarınız olduğundan bahsettiniz. Düzce Üniversitesi için konuşuyorum. Burada İHA drone eğitim videolarımız var. Bizim Gebze Teknik Üniversitesi'nde de öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar var. Python ile veri bilimi hakkında bir oynatma listemiz var. YOLO bizim en çok kanalımızda gördüğümüz ve talep gören video konuları. YOLO V9'u en son yapmıştık ama öncesinde YOLO V8, 8. versiyonu kullandık. Yine az önce bahsettiğim Generative Adversarial Network yani GAN modelleriyle ilgili videolarımız da var.
Yine Raspberry ile ilgili modeller, Arduino ile ilgili videolar var. Yüz tanıma projelerimiz var. Yolunun önceki versiyonları V4 ve V5 var. Hatta ilk Yolo V3 ile başlamıştık. Unity ile ilgili videolarımız var. Yine bazen öğrencilerimizle yaptığımız projelerimizle ilgili videolar var. Güneş panelleriyle ilgili videolar var. Kanalımızın böyle geniş kapsamlı bir görüntüsü oldu bu. Havacılık ve uzayla ilgili videolarımız var. Open CV olmazsa olmazımız, yani işte görüntü işlemede Open CV kütüphanesini kullanıyoruz. Yine makine öğrenmesi, elektrikli bisiklet projemiz vardı, bununla ilgili videomuz var. Ve farklı farklı, bakın ilk YOLO çalışmamız buradaydı. MATLAB ile ilgili videolarımız var. Excel kullanımı ile ilgili, SQL ile ilgili videolar var. Ve bilim ve insanla ilgili farklı videolarımız da burada var. Uzun uzun bunlara hepsini uzatmayayım. Devam edersek, şimdi biz YOLO ile nesli tanıması yapacağız. Ve şöyle yapayım. YOLO ile nesne tanımaya nasıl başladık? YOLO'nun açılımı You Only Look Once. Yani, yok böyle olmadı, şöyle daha iyi olacak. You Only Look Once. Yani bir kere de bir resme baktığınızda bundan anlamlı bilgi çıkarma, YOLO'nun açılımı. Bilgisayarlı görmede gerçek zamanlı nesne algılama ve sınıflandırma için kullanılan popüler bir nesne algılama modeli seti. Başlangıçta Joseph Redman, Ali Farhadi ve Santosh Diwala tarafından geliştirilen YOLO, gerçek zamanlı hız ile nesne algılamada yüksek doğruluk elde etmeyi amaçlıyordu. Bir görüntünün tamamını evrişimli sinir ağı, yani CNN ile tek aşamalı olarak işleyen nesne algılama modeli olarak karşımıza çıktı. İlk versiyonu YOLO V1'di. Bu bir görüntüdeki nesneleri algılamak için tek bir evrişimli sinir ağı kullandı ve diğer nesne algılama modelleriyle karşılaştırıldığında o dönemde nispeten hızlıydı. Ancak o dönemdeki bazı iki aşamalı modeller kadar doğru sonuçlar vermiyordu. YOLO V2 2016 yılında sürüldü, piyasaya sürüldü. Tespit doğruluğunu artırmak için bağlantı kutuları kullanıyordu. YOLO V3, pardon. YOLO V3 benim ilk video yaptığım modeldi. Algoritmanın doğruluğunu ve hızını artırmak amacıyla 2018 yılında kullanıma sunuldu. YOLO V3'ün öncüllerine göre başlıca gelişmesi ResNet mimarisini kullanmasıydı. YOLO V4 2020'de piyasaya sürüldü. YOLO V3 üzerinde yeni bir omurga ağı, eğitim sürecinde iyileştirmeler ve artan model kapasitesi dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme sunuyordu. YOLO V5 sunuldu, 2020'de tanıtıldı. Önceki sürümlerin başarısını temel alarak Ultralytics tarafından açık kaynaklı bir proje olarak piyasaya sürüldü. YOLO V5 gelişmiş nesne algılama performansı elde etmek için Efficient Net ağını temel alan Efficient Depth mimarisini kullanıyordu. YOLO V6 sistemi daha verimli hale getirmeye odaklandı. Bunu çok görmüyorsunuz webde. SPP Net adı verilen yeni bir CNN mimarisinden yararlandı. Sonra YOLO V7 bayağı ses getirdi. 2022'de tanıtıldı. YOLO V7'deki en önemli iyileştirmelerden biri ResNet XT adı verilen yeni bir CNN mimarisi kullanıyordu. YOLO V7 nesne algılama görevlerinde sıklıkla ortaya çıkan sınıf dengesizliği sorununu çözmek için odak kaybı adı verilen bir tekniği kullanıyordu. Buraları hızlı geçtim. Şimdi YOLO V8'e geldik çünkü günümüzde en çok kullanılan model bu diyebiliriz. Tabii ki gelecekte bu değişebilir ama Ultralytics'in geçen yıl, yani geçtiğimiz yıl YOLO'nun en yeni sürümü olan YOLO V8'i araştırmak ve oluşturmak için çalışması sonucu 10 Ocak 2023'te YOLO V8 piyasaya sürüldü. Neden YOLO V8? Ve videolarımızda en son geldiğimiz noktada artık bunu öneriyorum ben. YOLO V8 önceki YOLO modellerine göre daha iyi doğruluğa sahip. En yeni YOLO V8 uygulaması birçok yeni özellikle birlikte geliyor. Özellikle kullanıcı dostu CLI ve GitHub deposu var. Yani şu özellikle belirtmek gerekir. Önceki YOLO versiyonları ve hatta YOLO V9 da dahil siz bir kütüphane şeklinde bunu indiremiyorsunuz. Yani bir yerden GitHub'tan girip indirmeniz gerekiyor. Python kullananlar bilir. Python'da girip pip install Ultralytics dediğinizde YOLO V8 ile ilgili bütün her şey önünüze geliyor. Yani böyle bir kolaylığı var. Yani Ultralytics burada önemli bir adım atmış oldu.
Yolunun etrafındaki topluluk oldukça kalabalık. Yani topluluktan oldukça faydalanabiliyorsunuz. Yolo modelinin herhangi bir sürümünü aradığınızda yüzlerce eğitim, video ve makale bulabiliyorsunuz. Yolo V8'i kullanmama nedeni ne olabilir? Yolo V8 şu anda 1280 çözünürlükte eğitilmiş modelleri desteklemiyor. Yani bildiğim kadarıyla eğer değişmediyse şu anda 1280 piksel cinsinden çözünürlük modelleri bunu desteklemiyor. 1280 pikseli kullanamayabilirsiniz. Bu nedenle yüksek çözünürlükte çıkarım yapmak istiyorsanız Yolo V8'i kullanmanız önerilmiyor. Her yeni Yolo modeli çıktığında kendisini öncekilerle karşılaştırıyordu. Yola da bunu yaptı. İşte Yolo V7 ile Yolo V5 ile vesaire kendisini karşılaştırıyor. Bakın bu grafikte, bakın map, mean, average precision ve tabii COCO'nun map değeri. COCO data set dediğimiz 80 nesneden oluşan bir veri seti var. Ve bu veri seti hep karşılaştırma amacıyla kullanılıyor. Standart bir veri seti. Bu grafikte bakın sol üst köşeye ne kadar yakınsanız o kadar iyisiniz demektir. Her seferinde Yolo mesela kendisinin iyi olduğunu burada gösteriyor. Fakat sonrasında bu yıl Yolo V9 çıktı. Yolo V9 da benzer şekilde bu sefer de kendisinin en üst sol köşede olduğunu gösteriyor. Yolo V9'un bir de Gelan modeli var. O da kendisinin iyi olduğunu gösteriyor. Mesela şuradaki linki tıklarsak Yolo V9'un da GitHub sayfasına ulaşıyoruz. Bununla ilgili de biz video yapmıştık. Yolo V9'u da şöyle videolarımızda videolarımız diyerek Yolo V9'un çalışmasını burada canlı webcam uygulamasını da yapmıştık. Aynı zamanda Yolo V9'un genel çalışmasında yapmıştık Colab ortamında ve PyCharm ortamında. Son olarak bunlar mı sadece Yolo modelleri? Hayır, Yolo X modeli var, Yolo NAS modeli var, Yolo World modeli var. Farklı Yolo modelleri var. Bunlar ile ilgili de videolarımız yine kanalımızda mevcut. Ben böylece hızlı bir şekilde sunumumu tamamlamak istemiştim. Amacıma ulaştım sanıyorum. Umuyorum çok uzatmamışımdır. Şimdi sizlerden soru varsa sorularınızı almak isterim arkadaşlar. Ben genel olarak Yolo hakkında konuştum. Yapay zeka hakkında bilgiler verdim. Yine Mr. Çilek ile ilgili Mr. Çilek kanalımızın videolar ile ilgili genel bilgiler vermeye çalıştım. Biraz araştırınca içeride eminim sizlere de faydalı videolar çıkacaktır. Şimdi ben bir durayım, sizlerden gelecek soruları cevaplamaya çalışayım. İster sözlü söyleyebilirsiniz, isterseniz chat kısmından yazabilirsiniz. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum hocam. Çok güzel bir sunum oldu bizim için. Şöyle bir soru sorarak başlayabilirim arkadaşlarımıza da şey olsun, soru sormaları için beklemeleri açısından. Biz bir model yapmayı düşünüyoruz. Parmaklarımızı sayıp ona göre Python üzerinden script atacağız ve parmak sayımıza göre bir şekil alacaklar, bağlantı sağlayacağız. Bunu simülasyon ortamına bağlamaya çalıştığımızda biz MediaPack kütüphanesini kullanıyoruz. FPS'de ciddi düşüklük meydana geliyor. Bunu nasıl optimize edebiliriz MediaPack üzerinden almaya çalıştığımızda? Evet, şimdi FPS'i artırmanın bazı yolları var ama en temel yolu aslında biraz daha hızlı, biraz daha GPU'su olan bir bilgisayar kullanmak. GPU'su olan bir bilgisayar olsa bile bildiğiniz gibi GPU kapasitesi olarak da daha artırımlı, daha kapasitesi yüksek olan modelleri kullanmak her zaman daha tercihimiz. Bu bir. MediaPipe için sordunuz ama mesela Yolo için şöyle seçenekler var. Yolo'da nano modelini yani en küçük modeli kullandığınızda biraz doğruluktan taviz veriyorsunuz ama şeyde bu sefer hızınız artıyor. Yani çünkü en küçük modeli kullandığınız için hız biraz daha fazla oluyor. Ama MediaPipe için konuşacak olursak MediaPipe'da da belki kodunuzda yazdığınız program kodunda şeyi hızlandırmak için, zamanı hızlandırmak için gereksiz olabilecek bazı adımları kaldırabilirsiniz. Bu bir seçenek olabilir. Bir diğer konu da tabii MediaPipe'ın C++ desteği olmayabilir. Ona emin değilim, bakmak lazım. Ama şeyde bazı konularda
Python yerine C++ kullandığınızda tabii makine diline daha yakın olduğu için C++ kullanımıyla da hız arttırdığını bazı yerlerde yazılıyordu. Bunu da söylemiş olalım. Umuyorum cevap olmuştur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam benim de bir sorum olacaktı. Buyurun. Biz YOLO V5M versiyonuyla su altında nesne tespiti yapmayı planlıyoruz. Evet. Bunun için ne önerirsiniz bize? Evet. Şimdi su altında olacağı için öncelikle iyi korumalı bir muhafaza içine yerleştirmeniz lazım ekipmanlarınızı. Malum işte kullanacağınız kameralar, bilgisayarlar Evet. zarar görmemeli. Bunu zaten eminim ki düşünmüşsünüzdür. İkinci Düşündüm konu hocam. burada bizim box PC dediğimiz yani işte kutu bilgisayar olarak bir bilgisayar kullanabilirsiniz. Bu bir Arduino olabilir, bir Raspberry olabilir. Bunu da bir kameraya bağlayacaksınız. Mesela Raspberry olursa bu normal bir USB kamera da olabilir, Pi kamera da olabilir. Yani Raspberry'nin kendi Pi kamerası da olabilir. Bununla ilgili videolar da var Mr. Çilek kanalımızda bakabilirsiniz. Sonra YOLO V5'i kullanmaya geldiğinizde yani bununla ilgili artık o noktaya geldiğinizde su altında tanımlamak istediğiniz nesne neyse bunun için eğitim yapmanız gerekebilir. Yani eğer ki COCO dataset içerisinde bulunan örneğin bir insan ya da bir araba, tabii deniz altında araba olmayacak ama deniz altındaki bir aracı veya nesneyi eğer mevcut veri setinde dahil olan bir nesne ise o zaman ayrıca eğitim yapmanız gerekmeyebilir. Çünkü hazır zaten COCO datasette olan nesneleri tanıyor. Ama diyelim ki denizin altında bir balık cinsini siz tanımlayacaksınız. O zaman bu COCO datasette standart sette olmadığı için bu sefer siz bu balık resimlerinden toplamanız lazım. İşte atıyorum 1.000 adet örnek veriyorum resim toplayıp bunları eğitim yapmanız gerekiyor. Yani modeli eğitmeniz gerekiyor. Sonra bunu test etmeniz, validate ve test etmeniz gerekiyor. Çünkü bakalım doğru tanımlıyor mu? Örnek nesnemiz balıksa mesela o balık cinsini tanımlıyor mu? Veya farklı balık cinsleri ise bunları doğru tanımlıyor mu? Bununla ilgili testler yapmanız lazım. Sonra da ürünü kullanılacak şekilde sahaya indirmeniz lazım. Yani artık her şey testlerden geçtikten sonra görüntü tanıma amaçlı olarak çalışmanızı yürürlüğe koyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam öncelikle ben YouTube kanalınızı önceden takip ediyordum. Hani videolarınız gelişmeme bayağı katkı sağladı. Hani o yüzden size Çok güzel. teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok Hocam sevindim. su altında şimdi bizim şöyle bir görevimiz var. Kablo takibi görevi var. Onun için birkaç deneme yaptık. YOLO'yla da işte çalıştık ama çok iyi çalışmadı. Hani su altında olduğu için. Onun dışında OpenCV'de morfolojik işlemlerle denedik. Hani Hawkline Transform yönteminde denedik. Hani sizin bu konuyla ilgili bir öneriniz olur mu? Evet tabii ki bu segmentasyon denilen bir kavram var. Videolarda belki şöyle farklı videolar açabilirim bulabilirsem eğer. Burada. Evet, segmentasyon konusunu önereceğim size. Yani sadece nesne tanımadan ibaret değil bizim yaptığımız çalışmalar. Segmentasyon konusu var. Bununla ilgili RoboFlow'un videoları var. Supervision kütüphanesi var. Bunları çalışmanızı öneriyorum size. Şimdi ben hızlıca bulabilecek miyim bilmiyorum ama bayağı geçmişte kaldı çünkü o çalışmalar. Segmentasyon konusunu öneriyorum çalışmanızı. Hatta şöyle videolarımız diyerek şuradan aratabilirim herhalde. Segmentasyon. Evet. Bu konuyu öneriyorum size. Şuradan şu videoyu açabilirim.
Bu böyle bir videomuz vardı. YOLO V8 ile canlı örnek segmentasyonu ve nesnenin ekranda kapladığı alan yüzdesinin tespiti gibi. Bu belki tam sizin dediğiniz cevabı değil ama segmentasyon konusunu burada öneriyorum size. Çünkü bununla ilgili RoboFlow'un kütüphanesinde örnek modeller görmüştüm. RoboFlow'u kullanabilirsiniz. Şöyle bir yeni sayfa açayım. RoboFlow model diyelim. Evet, RoboFlow'un Object Detection Models, Explore, Top Computer Vision Models. Buradan açarak, buradan segment konularını araştırabilirsiniz. Instance Segmentation olabilir, farklı konular olabilir. Burada sizin söylediğinize benzer bir çalışmalar görmüştüm. O yüzden size onu önerebilirim. Bir de Mask RCNN var. Mask RCNN ile ilgili de çalışabilirsiniz. Mask RCNN konusu var. YOLO'ya alternatif olarak bu da kullanılabilir. Tabii çok farklı modeller de vardır. Ben şimdi aklıma gelenleri söyledim sadece. Yeterli oldu mu sizin için? Oldu hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ya ben de bir soru sormak istiyorum. Öncelikle ağzınıza sağlık. Sunum için teşekkür ederim. Ya Teşekkürler. bu real time obje tanıma ya da nesne tanıma yaptığımız zaman bir şey düşüklüğü oluyor. Doğruluk düşüklüğü oluyor. Ya. Bu prompt üzerinden veriyi eğitiyorum. Ona video, fotoğraf verdiğim zaman sıfır çalışıyor, güzel çalışıyor. Ama bu aldığım best PT değerine CV şeyleriyle bağladığım zaman, real time'a çektiğim zaman bir doğruluk düşüklüğü oluyor yani. Olmayan şeylere mesela dataset'teki şeylerden drone diyor, şey diyor. Ama hiç benzemiyor. Bir Evet. doğruluk oluyor. Nasıl düzeltebilirim yani real time'da? Kusura yanlış mı yapıyorum? Bu iş böyle yapılmıyor. Ben best PT değerine Colab'den bir çekip Yok. şeye bağlıyorum. Jüpiter'e bağlıyorum. Orada bir şey oluyor. Yanlış yaptığınızı sanmıyorum. Şey algılıyorsa zaten hani hiç algılamıyor değil de az da olsa algılama yapıyorsa yanlış yapmıyorsunuzdur. Şimdi burada bir kural var. O kuralı ben size söylemek istiyorum. Gayet de önemli bir kural bu. Sizin çalışma ortamınız neresiyse veri setinizi de oradan kullanma, oradan toplamak en önemli kural bence. Çünkü örnek veriyorum, diyelim ki bir dükkana giren çıkan insanları tespit etmek istiyorsunuz. Bu dükkanda kapı, yani giriş kapısına bir kamera koydunuz ve oradan girenleri çıkanları resmini çekip eğitim için kullanacaksınız. Şimdi bunu gidip de tamamen bambaşka bir dükkanda yaparsak, tamamen çok farklı bir ortamda, açık havada, dışarıda yaparsak, topladığımız eğitim verileri, resimleri tamamen bambaşka olacak. Fakat gerçek çalışma ortamında, yani o dükkanda, spesifik o dükkanda verileri toplarsak, o zaman eğittiğimiz veri seti gerçekten en doğru sonuçları verecektir. Sizin de diyelim ki su altında topladığınız veriler, gerçek çalışma ortamı neresi olacaksa oraya en yakın şekilde toplanırsa o zaman en sağlıklı veriler oluşacaktır. Yani başka bir örnek verirsek, hani biz bebeği eğitmekten, bebek eğitiyoruz da büyüyünce insan her şeyi öğreniyor diyoruz ya. İşte diyelim ki Türkiye'de eğitilen bir bebek Türkiye'deki bütün şartları biliyor, ona göre birçok bilgi donanımına sahip oluyor. Ama farklı bir coğrafyada eğitilmiş, büyümüş bir bebekse oranın şartlarını öğreniyor. Belki evrensel bazı şeyler standart olanlar var ama başka bir ülkede yetişen bebekle Türkiye'de yetişen bebek aslında bir takım farklılıklar içeriyor. Aynı şekilde bizim de eğitim için kullandığımız veri setlerinin tam olarak nerede çalışacaksa oradan toplanması en ideal durum. Tabii ki diyebilirsiniz ki ben bunu çok farklı ortamlarda kullanacağım. O zaman da veri setinizin o farklı ortamların hepsini içerecek şekilde resimlerle donatılmış olması gerekiyor. Benim size önerim bu şekilde olacak. Yani mümkün olduğu kadar gerçek kullanım ortamı neresiyse oradan verileri toplamak önemli bir fayda sağlayacak. Doğruluk oranını artırmak için. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam peki şöyle bir ekleme yapmak istiyorum soruya. Profesyonel datasetlerinden mesela Wizdoro'nun vesaire ya da Coco'nun ürettiği Evet. datasetleri, devasa datasetleri dışında RoboFlow'dan aldığımız 1500-3000
fotoğraf içeren veri setlerini kullanmak mı daha doğru, yoksa bahsettiğim gibi profesyonel data setleri kullanmak mı daha doğru? Çünkü Yolo'nun dokümantasyonunda bize klas başına en az 1500 fotoğraf olması gerektiğini söylüyor. Yalnız biz Doğru. eğitimimizde drone Doğru. fotoğrafı olarak örneğin arkadaşımın da bahsettiği gibi ciddi sıkıntılar oluşabiliyor. İstemediğimiz nesneleri vesaire tanımlıyor. Bu kadar büyük Evet. data setleri oluşturmamız gerekiyorken kendimiz mi oluşturalım sizin bahsettiğiniz gibi, yoksa profesyonel data setleri kullanmamız uygun olur mu? Çok doğru bir soru. Fakat cevabı şu bence. Şimdi tabii ki bir maddi kaynak gerekiyorsa bunun için bir maliyeti varsa bunun da hesaplanması lazım. Çünkü ortaya çıkaracağınız ürün ne kadarlık bir fayda sağlayacaksa bundan daha fazla bir maliyete katlanmamanız lazım. Bu bir. Yani başta fayda maliyet analizini ortaya koymamız lazım. İkinci konu ise tamamen bilimsel bu konu. Her şey test sonucunda ortaya çıkacak. Yani profesyoneli mi yoksa farklı bir veri setini mi kullanacağım? RoboFlow mu yoksa ne bileyim kendi topladığım veri setini mi kullanayım? Bunun cevabı işi yapıp testleri yapıp doğruluk oranlarını ve metrikleri ölçtükten sonra ortaya çıkacak. Ne kadar doğru sonuçlar alıyorsanız hangisinden daha doğru sonuçlar alıyorsanız sizin kullanmanız gereken veri setinin o olduğu o zaman ortaya çıkacak. Yani her şey aslında sonuçta ortaya çıkacak. Yani ben şu andan size şunu kullanın demem çok doğru olmaz. İki konudan bahsettik. Birisi fayda maliyet analizi, birisi de en sonunda yapacağımız testlerle hangisinin kullanılması gerektiğinin doğru olduğu o zaman ortaya çıkacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum bu arada. Böyle ilgili ve meraklı olan arkadaşlarla tanışmak bizi çok memnun ediyor. Sizler de bizim geleceğimizde çok faydalı, güzel işler çıkaracağınıza eminim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? O zaman soru yoksa hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umuyorum faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.